Sen Kocaeli, Bitinya Krallığına, Doğu Roma İmparatorluğuna başkent olan sendin. Çağlar öncesine dayanır bak, çok görkemlidir şanlı tarihin. Sultan Orhan Gazi döneminde Akçakoca Bey tarafından fethedildin. Osmanlı'nın dünya devleti haline geldiği yersin sen Kocaeli. Sen Kocaeli, İpek yolu üzerindedir yerin, tüm kültürlerini kucaklar geçmişin. Batıdan doğuya açılan kapısın, bir vakıf, bir medeniyet timsalisin. Çalışan, üreten insanlarıyla en güzel, en özel şehirlerden birisin. Türkiye'nin cumhuriyet oluşunu dünyaya duyurduğu kentsin sen Kocaeli. Sen Kocaeli, tarihine bir baksan, sende neler, ne medeniyetler, ne vakıf eserleri var. Adını sana veren Akçakoca Gazi Kandıra Babatepe'de bağrında yatar. Osmanlı'da ilk vakfın kurulduğu yer olarak da kültür tarihimizde adın yazar. Evliya Çelebi'nin "Hiçbir yerde bu kadar hayrat görmedim" dediği yersin sen Kocaeli. Sen Kocaeli, eski hisarda dimdik duruyor kalen, Çayırova'da var hünkâr çayırı ile çeşmen. Hereke'de dünya markası ipek halın, yoktur bir eşi benzeri halen. 3 haftada inşa edilen, bir günde monte edilen, Kayser II. Wilhelm Köşkü efsanen. Kalenle de, halınla da, köşkünle de, çeşmenle de, her şeyinle benzersizsin sen Kocaeli. Sen Kocaeli, Mimar Sinan elinde vakıflar medeniyeti anıtlaştı. Onun eserleriyle dolu her bucak. Sendin tarihte düşküne mazluma barınak, göç edene sığınak, şefkatli kucak. Hep oldun gönüllerde, hatıralarda, muhacirlere selamet, sağlam durak. Kanuni devrindeydi şanın en parlak. Liman ve ticaret kenti oldun sen, Kocaeli. Sen Kocaeli, Gebzen'de çoban Mustafa Paşa külliyesi var, tarihe tanıklık eden. Kartacalı Hannibal Anıt Mezarı size çok şey söyler antik dönemden. Valide Sultan, Kutluca, Servetiye köprüleri hepsi ayrı bir şaheser, geçilmez görmeden. Dil iskelesinde Mimar Sinan Köprüsü'nün herkesi selamladığı yerdesin sen Kocaeli. Doğu batı arasında bir köprü, İpek yollarının birleşme noktasıyım. Ben Selçukluyum. Osmanlı'nın ilk sancak merkezi İzmit'im. Türkiye'nin cumhuriyet oluşunu dünyaya duyurduğu yerim. Ben Fatih'in ebediyete yürüdüğü Çayırova'daki hünkâr çayırıyım. Ben kültür ve turizm bölgesi Darıca'nın marka değeri Bayramoğlu'yum. Ben şifalı çene suyunun kaynağı Derince'deki su medeniyetiyim. Ben dağ ve yayla turizminin adresi Kartepe'nin yeşil örtülü zirveleriyim. Ben dünya markası İpek Halı Merkezi Körfez'in değeri Hereke'yim. Ben Osmanlı Kaptanı Deryası'nın diyarı Karamürsel'deki Valide Köprüsü'yüm. Ben deniz kuvvetlerimizin gururu Gölcük'teki donanma merkeziyim. Ben Kandıra Babatepe'deki Sultan Orhan'ın komutanı Akçakoca Gazi'yim. Ben organize sanayi bölgesi Dilovası'ndaki Mimar Sinan Köprüsü'yüm. Ben sanayi ve teknoloji merkezi Gebze'deki
Çoban Mustafa Paşa Vakfı Külliyesiyim. Ben asırlara meydan okuyan sancak merkezi, İzmit'teki Pertev Paşa Vakfı Külliyesiyim. Ben adını Akça Koca Gazi'den alan tarih, kültür mirası, vakıflar şehri Kocaeli'yim. Tarihi, asırlar öncesine dayanan bir şehir Kocaeli. Birçok uygarlık onun topraklarında doğmuş, onun topraklarında kök salıp büyümüş. Hep önemli yerlerin, önemli yolların merkezi olmuş bu asırlık kent. Kahramanlık destanları yazılmış bu kentin kalbinde. Topraklarında sadece zamana meydan okuyan çınarlar değil, tarihe adını yazan komutanlar yetişmiş. İşte şimdi tarihe canlı şahitlik yapmış bu kent bize sesleniyor. Ben kökleri tarihin derinliklerine uzanan koca bir çınarım. Kadim zamanlara ve tarihe canlı şahitlik yaptım. Topraklarımda önemli medeniyetler kuruldu. Ben imparatorluklar şehri İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısıyım. Bin yılları, 5000 yılları devire devire bugüne gelmiş medeniyetlerin beşiğiyim. Doğu batı arasında bir köprüyüm. Çin'den başlayarak Avrupa'ya giden tarihi İpek yollarının birleşme noktasıyım. İstanbul'dan Hicaz'a giden Sürre alaylarının konakladığı Hicaz demir yolunun ilk istasyonuyum. Ben Selçukluyum. Osmanlı'nın ilk sancak merkeziyim. Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından 16 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya duyurulduğu yerim. Ben şifalı Çenedağ suyunun menbaı Derince'yim. Bir dünya markası İpekalı Merkezi Körfez, Pehlivanlar Diyarı Karamürsel, Donanma şehri Gölcüğüm. Kocaeli'nin Karadeniz'e açılan kapısı Kandıra, sanayi ve teknoloji bölgesi Gebze, dağ ve yayla turizminin adresi Kartepe'yim. Organize sanayi bölgelerinin merkezi Dilovası, bankacılık üssü ve ticaret merkezi Çayırova, kültür ve turizm bölgesi Darıca, uygarlıkların beşiği ve medeniyetlerin başkenti İzmit'im. Adını Akça Koca Gazi'den alan sanayi, bilim, kültür ve turizmde marka şehir Kocaeli'yim. Anadolu'yla İstanbul'un arasında köprü görevi gören ilimiz Kocaeli'yi daha yakından tanımaya ne dersiniz? Kocaeli, tarihi en eski şehirlerimizden biri olarak geçmişin tüm kültürlerini kucaklar. Doğu ve Batı arasında adeta bir köprü vazifesi gören şehir, tarihi Nikomedya uygarlığından Türkiye Cumhuriyeti'ne nice medeniyetleri ağırlamıştır. Tarihi kaynaklara göre Bitinya ismi verilen bu yöreden Frikyalılar, Megaralılar geçmiş, M.Ö. 337 ila 357 yılları arasında Bitinya Krallığı'nın merkezi, M.Ö. 74 yılındaysa Roma'nın eyalet merkezi olmuştur. Şehir, 1078'de Anadolu Selçuklularına teslim eder kendini. Anadolu Fatihi olarak bilinen Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Süleyman Şah,
Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkentini bir zamanlar İzmit'e bağlı olan İznik'e getirir. Haçlı ve Latin işgalleri sonucu bölge Bizansların eline geçer. Orhan Gazi zamanında 1331 yılında Akçakoca Gazi tarafından Kocaeli, Osmanlı topraklarına katılır. Mezarı, Kandıra Babatepe'de olan Kocaeli Fatihi Akçakoca Gazi, Osmanlı'yı Karadeniz'e ilk açan komutan olarak adını Kocaeli tarihine altın harflerle yazdırır. Kocaeli bölgesinde yapılan bilimsel araştırmalar, insanların binlerce yıldır bölgede yaşadığını göstermektedir. Kurulan uygarlık ve devletler, insanlara hizmet etmek için çok önemli çalışmalar yapmıştır. Rumeli Fatihi Şehzade Süleyman Paşa, 1337 yılında Kocaeli'nin ilk sancak beyi olur. Bu dönemden sonra şehir, önemli bir merkez haline gelir. Osmanlı Devleti'nde 1868'de Taşra'da da belediye kurulması için talimat verilmiştir. 6 Ekim 1868 tarihli belediye nizamnamesiyle yerel yönetimler olan sancak ve kaza merkezlerinde yeniden yapılanmaya gidilmiş, belediye sisteminin temelleri atılmıştır. 1876'da Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 1871 yılında yapılan ilk belediye seçimlerinde İzmit'te şehir ve kasabada yaşayanlara hizmet vermek üzere bir başkan, bir muavin ve 6 üyeden oluşan belediye meclisi oluşturulmuştur. 1877'de Dersaadet Belediye Kanunu ve Vilayet Belediye Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunlarla Kocaeli bölgesi doğudan Dahiliye Nezareti yani İçişleri Bakanlığı'na bağlı bağımsız sancak merkezi olmuştur. Adapazarı, Kandıra, Geyve, Karamürsel, Yalova, Gebze kazaları 1888 yılında Kocaeli'nin merkezi İzmit Sancağı'na bağlanmıştır. 1910 tarihli arşiv belgesinde bağımsız İzmit Sancağı'nın yüz ölçümü 8100 kilometredir. Nüfusu 349.000, sancağa bağlı kaza sayısı 6 olarak tescil edilmiştir. Cumhuriyet'in ilanından sonra İzmit Sancağı, Kocaeli vilayetinin merkezi olmuştur. 1930 senesinde çıkarılan 1580 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti Belediyeciliği'nin temeli atılmıştır. 1955 tarihli arşiv belgelerinde Kocaeli'nin yüz ölçümü 3987 kilometre gözükürken, 1960 tarihli nüfus sayımına göre Kocaeli'nin köylerle birlikte toplam nüfusu 297.000'dir. Buna göre 1960 yılında Kocaeli'ye bağlı 6 kaza merkezinin nüfusları Gölcük 19.114, Gebze 7.867, Karamürsel 6.224, Kandıra 4.908 ve Kaynarca 749 olarak tespit edilmiştir. Coğrafyacı Strabon'a göre Sakarya Irmağı ile İstanbul Boğazı arasında kalan bölgeye M.Ö. 1200-800 yıllar arasında Ege'den gelen Bebrikler, Misler ve Bitinler yerleşti. M.Ö. 8. yüzyılda Helenler Anadolu kıyılarına koloniler kurmaya başladı. Bunlardan biri de Megaralılar. Megaralılar M.Ö. 712 yılında buraya geldi ve Baş İskele mevkiinde Astakoz adı verilen şehri kurdu. Bölge kısa zamanda bir liman ve ticaret kenti olarak gelişti. M.Ö. 435 yılında Perikles'in gönderdiği Atinalı göçmenler kente yerleşti. Hızla gelişen ve kendi sikkelerini basan Astakoz'un M.Ö. 455 ve M.Ö. 425 yıllarında Atik Delos Birliği'ne üye olduğu görülür. Bitinler M.Ö. 7. yüzyılda bu bölgeye geldi. Bitin krallarından 1. Nikomedes, atası Dedalses'in ele geçirdiği ancak İskender'in komutanlarından Lysimakos'un yakıp yıktığı Astakoz şehrinin karşısına M.Ö. 264 yılında yeni bir kent kurarak Nikomedia adını verdi ve krallığına başkent yaptı.
Nikomedia, Helenistik bir kent olarak İzmit Körfezi'ne hakim tepelerden birinin üzerinde kuruldu. Bir müddet sonra halkı ticaret ve gemicilik işleri için deniz kıyısına indi. Böylece Nikomedia kısa sürede genişleyerek görkemli ve bayındır bir kent haline geldi. Bitinya Krallığı'nın yeni başkenti Nikomedia, 7 krala yönetim merkezi oldu. Nikomedia, M.Ö. 74 yılında Roma'nın eyalet merkezi oldu. M.Ö. 95-63 yılları arasında Mitridates savaşları sırasında Nikomedia büyük ölçüde tahrip gördü. Buna rağmen Nikomedia'da oturan Romalı valiler, kenti 285 yılına kadar 3 Neokoros tapınak, 2 su yolu, dış surlar, basilikalar, askeri garnizon ve köşklerle donattı. İmparator Diokletianus, M.Ö. 285 yılında Nikomedia'yı Roma İmparatorluğu'nun başkenti yaptı ve Nikomedia'yı dünyanın 4. büyük şehri haline getirdi. Bu yeni başkentinde devlet sarayının yanı sıra kendisine, karısına ve kızına da saraylar, hipodrom, zırh fabrikası, tersane ve sirk yaptırmış, kent surlarını onartmış. O dönemlerde Nikomedia, Anadolu'da para basan 3 kentten biriydi. Ne yazık ki 330 yılında Bizantiyon'un yani İstanbul'un Doğu Roma'ya başkent olması Nikomedia'yı gözden düşürdü. Buna rağmen Doğu ile ilişkiler öncelikli olduğu sürece önemini korudu. Stratejik bir liman ve karayolu durağı olmaya devam etti. Bir ara Latinlerin ve Selçukluların hakimiyetine geçen Nikomedia daha sonra Osmanlıların eline geçti. ...1326 yılında Orhan Gazi zamanında ilk Kaptanı Derya Karamürsel Alp tarafından şimdiki Karamürsel sahillerinde ilk Türk donanması kuruldu. 1327 yılında Orhan Gazi'nin komutanlarından Akçakoca Bey, Kandıra, Karamürsel ve İzmit Körfezi'nin güneyini ele geçirdi. 1337'de İzmit'in tamamını almak istediyse de ömrü buna yetmedi. İzmit Kalesi 1339 yılında Orhan Gazi tarafından teslim alındı. Şehir bu dönemde kültür ve sanatta altın çağını yaşadı. İlk tersane 1390 yılında Yıldırım Bayezid döneminde yapıldı. İzmit'te yapılan askeri ve ticari gemiler sayesinde Osmanlı Cihan İmparatorluğu haline geldi. 4. Murat dönemi İzmit için imar faaliyetlerinin arttığı dönemdir. Bizans'tan bu yana ilk saray onun devrinde yapıldı. Bugün Abdülaziz'in Hünkar Kasrı olarak bilinen ve İstanbul dışında ayakta kalabilen Osmanlı saraylarından olan tarihi köşk, 4. Murat'ın yaptırdığı ahşap sarayın yanması üzerine yeniden inşa edildi. 1843 yılında Abdülmecid'in padişahlığı döneminde İzmit'te İstanbul arasında vapur seferleri başlatıldı. 1873'te de Anadolu-Bağdat Demiryolu'nun ilk parçası olan Haydarpaşa-İzmit Demiryolu açıldı. Şehrin eski istasyon binası neoklasik üslupta Almanlar tarafından 1908-1920 yıllar arasında yaptırıldı. ...1867 yılında İzmit, merkezi Bursa olan Hüdavendigâr vilayetine bağlı bir sancak merkezi oldu. Daha sonra kısa bir süre İstanbul vilayetine bağlandı. 2. Abdülhamit döneminde 1888 yılında bağımsız bir sancak durumuna getirilerek Selim Sırrı Paşa'yı sancağın ilk mutasarrıfı olarak atadı. Bugün İzmit'in sembolü anıt çınar ağaçları Sırrı Paşa zamanında dikildi. 19. yüzyılda İzmit, ipek üretimi ve işlenmesinde Bursa ve Bilecik'ten sonra Osmanlı Devleti'nde 3. sırayı aldı. Dokumacılıkta öncü konumunda bulunan İzmit'teki Çuhahane, Abdülmecit döneminde kuruldu. Hereke'de ise Dolmabahçe Sarayı'nın perde, döşemelik ihtiyaçları yanında sarayda yaşayanların giysi gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1843 yılında dokuma ve halı fabrikası kuruldu. Büyük
sanayi kuruluşlarının ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu İzmit, sanayi şehri olarak tanınmasının yanı sıra kültür, sanat ve eğitim merkezi olma yolunda ciddi atılımlar yapan bir şehir haline gelmiştir. 2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı yasayla büyükşehir belediye sınırları için yeni kıstaslar getirilmiştir. Buna göre büyükşehir olma koşulu nüfusun en az 750 bin olmasıdır. Aynı yasa nüfus yoğunluğu çok yüksek olan İstanbul ve Kocaeli illerinin tamamını büyükşehir sınırları içerisine almaktadır. Sanayi ve ticaret kenti Kocaeli bir zamanlar Düzce'den Ava'ya, Pendik'ten İzni'ye, Taraklı'dan Akçakoca'ya birçok bölgeyi kapsayan koca bir ildi. Nüfus arttıkça küçülmeye başladı. Sakarya il oldu, İznik Bursa'ya bağlandı, Tuzla başlı başına bir ilçe oldu, Kocaeli'nin nüfusu 2016 yılı nüfusuna göre 2017 yılında %28,3'lük artış hızıyla 52.493 kişi artmış ve 1.883.270 kişi olmuştur. İzmit, Derince, Körfez, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Kandıra, Başiskele, Kartepe, Çayırova, Darıca ve Dilovası olmak üzere 12 ilçesi bir büyük şehir olmak üzere 13 belediyesi, 472 mahallesi bulunmaktadır. Kocaeli, ülkemizin en önemli sanayi kentidir. Türkiye imalat sanayinde %13 pay sahibidir. 250'si yabancı sermayeli olmak üzere yaklaşık 2300 önemli sanayi yatırımı bulunmaktadır. İstanbul'dan sonra ekonomik güç bakımından Türkiye'nin ikinci büyük ili olan Kocaeli, kara, deniz, hava ve demir yolu ulaşımıyla Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından birisidir. İzmit'ten Kocaeli'ye birçok iliklere sahne olan Kocaeli, Karadeniz, Ege Denizi ve Sapanca Gölü'ne kıyısı olan tek ildir. Karadeniz'in ikinci adası Kocaeli Kefken Adası'dır. Çin'den başlayarak Avrupa'ya giden İpek Yolu kollarının birleştiği yolların merkezidir Kocaeli. Müzeci ve ressam Osman Hamdi Bey, dünyaca ünlü resimlerini Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapmıştır. Kuvayi Milliye Kahramanı Yahya Kaptan, Kocaeli Tavşancıl'da ebedi istirahatgahındadır. Tarihi Yörük Obası, Sığırlık Merası, Kocaeli'ndedir. Kocaeli ve Gebze Teknik Üniversiteleri ile Kocaeli, bilim şehridir. İlk sanayi hamlesinin başladığı yer olan Kocaeli'de yıllarca hereke ipek halıları üretilmiştir. Türkiye'nin ilk bilim ve teknoloji merkezinin en büyük kampüsü olan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Kocaeli'de kurulmuştur. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncesinde Kocaeli'de 45'e yakın ilçe ve belde belediyesi vardı. Belediyelerin sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor bilinmiyordu. Büyükşehir Belediyesi kurulduktan sonra öncelikle ilçe sayısı 6'dan 12'ye çıkarıldı. Belde belediyeleri birleştirilerek ilçe haline getirildi ve belediye enflasyonuna nokta koyuldu. İzmit'i daha iyi anlamak, kaynaşmak ve sevmek için sokaklarına iniyoruz. Eski yapılarını, tabii güzelliklerini gezmek, daha da önemlisi şehir halkıyla tanışıp dost olmak insana apayrı bir heyecan veriyor. Değişik medeniyetlerin uğrayıp geçtiği burası daha çok Roma ve Osmanlı kimliği taşır. Şehir boydan boya antik dönemlerden ve Osmanlı'dan kalma yerleşim kalıntılarıyla dolu. Kaleler, camiler, hamamlar, surlar, görkemli saraylar bunun en canlı şahitleri. Tarihi bir kent olma özelliğini taşıyan İzmit, kendi sınırları içerisinde birçok medeniyete kucak açmış. İzmit çevresindeki yerleşimin tarihi 2750 yıl öncesine kadar giriyor. Saat Kulesi, İzmit Mutasarrıfı Musa Kazım Bey tarafından Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü anısına 1901'de yaptırılmış.
Neoklasik üslupta olup duvarlarında mermer, hereke ve tavşancıl yörelerine özgü traverten taşları kullanılmış. İzmit'in tartışmasız sembolü Saat Kulesi, zarif ve heybetli duruşuyla ayrı bir güzellik sergiliyor. Saray yokuşunda Saat Kulesi'nin bulunduğu parkın önünde bronzdan yapılan Atatürk anıtı yer alıyor. Heykeltıraş Nijat Sirer tarafından 1933 yılında Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü törenine yetiştirmek amacıyla hazırlanmış. Saat Kulesi'nin önünde yer alan saray bahçesi İzmit'te doğup büyüyenler için unutulmaz anılar bırakır. Burası şiirlere bile konu olmuş. Denizden eserken ılık bir rüzgar, ferahlar duyunca bir tren sesi, muhabbet taşırken her çeşit kuşlar, ne hoştur İzmit'in saray bahçesi. İzmit'te müze olmuş bir konak var. Abdülaziz'in köşkü ya da diğer adıyla Kasr-ı Hümayun. Demiryolu kuzeyinde Saat Kulesi yanında yer alır. Osmanlı Sultanı Abdülaziz tarafından 1861-1876 yılları arasında yaptırılan saray, iki katlı ve cephesi mermer kaplı. Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk bu binada bir süre kalmış. 16-21 Ocak 1923'te ilk basın toplantısını bu tarihi binanın bu salonunda düzenlemiş. Demiryolu ve istasyonlar binlerce yıllık şehirlerin tam kalbindedir. İşte İzmit'in eski demiryolu şehrin tam ortasında, işlek caddelerin kavşak noktasında yer alıyor. Burası artık kullanılmıyor. Yürüyüş yolu olarak halkın hizmetine sunulmuş. Eski demiryolu, bugünkü adıyla Hürriyet Caddesi, halkın buluşma yeri. Bu cadde üzerinde tarihi açıdan karakteristik özellik taşıyan 1900'lü yılların başında ilk sancak mutasarrıfı Selim Sırrıpaşa tarafından dikilen çınar ağaçları yükseliyor. Kentin tarihinde yeşile ve ağaca olan ilgi ve sorumluluk her zaman kendini göstermiş. Bu çınarlar anıt eser olarak tescillenip koruma altına alınmış. İzmit, tarihi eserlerle süslenmiş bir ilimiz. 16. yüzyılın ikinci yarısında Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı ve Sadrazam Rüstem Paşa'nın ketüdası İzmitli Mehmet Bey'in ruhu için yapılan Fevziye Camii, 1894 depreminde tümüyle yıkılarak 1896 yılında Ahmet Fevzi Paşa tarafından yeniden yapılmış. 17 Ağustos 1999 depreminde de büyük hasar gören Fevziye Camii, vefakar İzmir halkı, resmi kurumların ve kentin ileri gelenlerinin katkılarıyla yeniden inşa edildi. İnanç turizminin gözde mekanlarından birisi ve İzmit'in en önemli mimari eseri Pertevpaşa Külliyesi. Bu yapı topluluğu Osmanlı ordusunun sefer yolları üzerindeki konak noktasında yapılmış ve daha çok ordunun ihtiyacı için kullanılmış. Külliye, Padişah II. Selim'in ikinci veziri ve Rumeli Beylerbeyi Pertev Mehmet Paşa adına ölümünden sonra vasiyeti üzerine ketüdası Sinan Ağa tarafından yaptırılmış ve cami kitabesine göre 1569 yılında tamamlanmış. Cami, çeşme, hamam, medrese, kervansaray ve sıbyan mektebinden meydana gelir. Pertev Paşa, asırlarca İpek ve Hicaz yolu üstünde yolculuk yapanlara hizmet veren eşsiz bir külliye. Şimdi Orhan Mahallesi'ne çıkıyoruz. Yol üzerinde sizi Süleyman Paşa Hamamı karşılar. 14. yüzyılda yapılmış. İzmit'te günümüze kadar ayakta kalabilen en eski tarihli Osmanlı dönemi yapısıdır. İzmit her ne kadar sanayi şehri olsa da hala eski kimliğini koruyor. Burası İzmit'in kalbi durumunda. Roma dönemi kalıntıları arasındaki tarihi ev ve konaklar Türk mimari stilinin en güzel örneklerini yansıtıyor. Zamana direnen bu evler kim bilir kaç aileyi sinesinde barındırdı. Tüm körfeze ve şehre hakim bu tepede yer alan Orhan Camii, 13. yüzyılda Şehzade Süleyman Paşa tarafından yaptırılmış. 1840 yılında Sultan Abdülmecit zamanında onarılan yapı, İzmit'te en eski tarihi cami olarak günümüze kadar gelebilmiş. Bu onarımda ahşap bir son cemaat yeriyle
Padişah Mahveli ilave edilmiş. Fatih Camii olarak bilinen bu mabette fethin sembolü olarak cuma ve bayram hutbeleri kılıçla irad edilir. Orhan Camii avlusundaki asırlık çınarın Süleyman Paşa'dan kalma olduğu söyleniyor. İzmit, eski evleri ve dar sokaklarıyla da ilgi çeker. Daracık sokaklar arasında saklanmış eski evler, geçmişin hatırasını yaşatıyor. Konaklar ve eski evler, Kapanca Sokağı ve yakın çevresinde yer alıyor. İzmit'e gelinir de içinde nice ömürlerin tükendiği bu evler gezilmez mi? Eğimli ve Arnavut kaldırımı taş örgüsüyle kaplanmış sokakta yürürken ne hayatlar canlanır gözünüzün önünde. Sırrı Paşa Konağı, İzmit evlerinin en ünlüsü. 19. yüzyılın ikinci yarısında 1888 yılında bağımsız sancak olan İzmit'in ilk mutasarrıfı Selim Sırrı Paşa tarafından yaptırılmış. Sırrı Paşa Köşkü'nün bitişinde yer alan Pembe Köşk, 50. yıllık öğretim okulunun kuzeyinde yer alır. 20. yüzyıl başında yapılan köşk, mutasarrıf Sırrı Paşa tarafından kullanılmış. 1999-2000 yıllarında valilik tarafından onarılan Pembe Köşk, 3 katlı, kagir, giyotin pencereli bir konaktır. Adını dış cephe renginden alan Pembe Köşk, geçmişin nazlı yadigarı, eski bir şiir gibi duruyor. İzmit'te Osmanlılardan bize miras kalan evler de var. İşte İzmit'in denize hakim eğimli bir yamacı üzerine 1774 yılında inşa edilen Saatçı Ali Efendi Konağı. 3 katlı olan konakta vitraylı çifte camlar, kemerli pencereler, içte ve dışta kalem işi süslemeleriyle dönemini en iyi yansıtan sivil mimarlık örneklerimizden biri. Kocaeli. Çağlar boyunca birçok seyyahın adımları bu kenti arşınladı. Birçok seyyah, birkaç gün geçirmek için geldikleri bu kente aşık olup bu topraklara yerleşti. Toprağından kültür ve medeniyet fışkıran bu büyüleyici kenti birçok seyyahın ağzından dinledik. Ama hiçbiri Kocaeli'yi Evliya Çelebi gibi anlatamadı. 1631 yılında Kocaeli'ye gelen Evliya Çelebi'nin cümleleri sayesinde bu kentin doğasını, insanlarını, güzelliklerini sanki oradaymış gibi yaşadık. Bakın Evliya Çelebi ünlü seyahatnamesinde Kocaeli ile ilgili neler kaleme almış. Orhan Gazi 1339 yılında İzmit Kalesi'ni fethetmek için önce Kocabey'i kumandan atayarak "İznimdir, var git" buyurmuş. Sonraları bu söz İzmit adını almıştır. Fatih Sultan Mehmet Han, İzmit'i Anadolu'dan bir sancak ve itibarlı kaza olarak yazmış. Bakımlı büyük bir şehirdir. İskelesi büyük bir limandır. Sayısız tüccarı vardır. Şehir 23 mahalledir. 3 mahallesi Hristiyan, 1 mahallesi Yahudidir. 23 camii vardır. Çarşısı 1100 adet sanat ehlinin dükkanlarını içine alır. Tüccar hanlarında bütün kıymetli malları bulmak mümkündür. Hünkar Sarayı yakınında devlet tersanesi vardır. Şehrin bütün evleri yüksek tepeler üzerine yapılmış olup kıble tarafından denize bakar. Sokakları baştan başa beyaz taşla kaldırım döşelidir. İzmit Gölcüğü'nün bittiği yerde deniz kıyısında çok meşhur tuzlası vardır. Tuzu son derece lezzetlidir. Beyaz kirazı ve kızıl elması meşhurdur. Bitinya Krallığından günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kocaeli, büyük bir kültürel birikimin yanında ticari ve sanayi gelişmelerinde mirasçısıdır. İşte bu sebeple Kocaeli, bir liman kenti olması
Coğrafi konumu ve gelişmiş insan gücü avantajlarıyla sanayileşme sürecinin kilometre taşlarından biridir. Tarihsel süreci takip ettiğimizde Türk sanayi hareketinin ilk adımlarının Kocaeli'de atıldığını görürüz. Kumaş dokuma, askeri malzemeler, çimento sanayi, kağıt ve ipek halı fabrikaları 18. yüzyılda ilk defa Kocaeli'de kurulur. Osmanlı'da ilk kağıt fabrikasının 1700'lü yıllarda İzmit sancağına bağlı Yalova'da kurulmuş olması, kültür tarihimiz açısından da Kocaeli'nin önemini gösterir. Kocaeli'nin en eski sanayi yapılarından biri, Osmanlı döneminden kalma Hereke Fabrika-i Hümayun'dur. 1843 yılında özel teşebbüs olarak kurulan bu fabrika, o dönemin sanayileşme hamlesinin önemini gözler önüne seren Türk sanayi tarihinin bir yapı taşıdır. Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda 1933 yılında çekilen belgesel filmi, Kocaeli sanayi tarihine ışık tutmaktadır. Kocaeli'deki sanayi tarihinin izini sürerken, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geldiğimizde Gölcük ilçesi dikkat çeker. Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra 1924 yılında Bahriye Vekaleti kurulmuş, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi de tersane bölgesi olarak seçilmiştir. Kurulan tersanede ilk olarak 1. Dünya Savaşı'nda mayına çarparak zarar gören Yavuz Zırhlısı'nın onarımı yapılmış ve gemi 1927 yılında havuza indirilmiştir. 1933 yılına geldiğimizde ise donanma ana üssünün Gölcük'te kurulmasına karar verilmiştir. Gölcük'te bu gelişmeler yaşanırken karşı kıyıdaki İzmit, uzun zamandır kurulmak istenen kağıt fabrikası konusunda gelişmelere şahit olmaktadır. İzmit'teki sanayi kuruluşlarından ilki olan Seka Kağıt Fabrikası, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde İzmit'in olduğu kadar Türkiye'nin de ekonomik ve sosyal yaşamında büyük önem taşımıştır. Başvekil İsmet İnönü tarafından temelleri 14 Ağustos 1934 yılında atılan İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası 1939 yılında tamamlanır. Atatürk'ün İzmit Kağıt Fabrikası'nda üretilen yerli kağıtta basılan 19 Mayıs 1936 tarihli Ulus Gazetesi'nin Bayram Ekin'i incelediğinde söylediği medeniyet hamuru sözü, İzmit Kağıt Fabrikası'nın bunca yıllık tarihinin adeta özetidir. Günümüzde İzmit Seka Kağıt Fabrikası, müze ve bilim merkezi olarak hizmet vermektedir. Hereke İpek Halı Fabrikası, Gölcük Tersanesi ve İzmit Kağıt Fabrikası gibi örnekler, bize Kocaeli bölgesindeki sanayi tarihinin ne kadar derin ve başarılı olduğunu gösteriyor. Özellikle Cumhuriyet'ten sonra sanayi ve teknolojide Türkiye'nin lokomotifi görevini üstlenen Kocaeli, 1960-1975 yıllarında yoğunluk kazanan sanayi yatırımlarıyla Türkiye'nin en hızlı gelişen sanayi bölgelerinden biri haline gelmiştir. Bu anlamda Kocaeli'nin kamu iktisadi teşekküllerine baktığımızda karşımıza 4 tane önemli marka çıkar. Tüpraş, Petkim, İksaş ve Gübretaş. Kısaca bu markaların kuruluş hikayelerine göz atalım. Gübre fabrikaları Türk Anonim Şirketi ya da kısa adıyla Gübretaş, 6 Kasım 1952 yılında Başbakan Adnan Menderes dönemindeki Bakanlar Kurulu kararıyla ülke tarımında kimyevi gübre kullanımı yoluyla verimliliğin artırılması amacıyla kurulmuştur. 1961 yılında Kocaeli Yarımca'da üretim kapasitesi yılda 100 bin ton olan ikinci fabrika faaliyete başlamıştır. 1993 yılında Ziraat Bankası'nda bulunan Gübretaş hisseleri Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından satın alınmıştır. Türkiye'nin ilk petrol rafinerisi olan Tüpraş, Batman rafinerisinin 1955 yılında devreye alınmasından 6 yıl sonra
1961 yılında ikinci rafineri olarak 1 milyon ton yıl kapasiteli İzmit Rafinerisi devreye alınmıştır. İzmit Rafinerisi'nin ham petrol işleme kapasitesi 1971 yılında 5,5 milyon ton bölü yıla, 1982 yılında ise 11,5 milyon ton bölü yıla yükseltilmiştir. Petrokimya Holding Anonim Şirketi ya da kısa adıyla Petkim, 1962 yılında 1. 5 yıllık kalkınma planı sonucunda 3 Nisan 1965 yılında 250 milyon TL sermaye ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı öncülüğünde kurulmuştur. Petkim ilk yatırım faaliyetlerine İzmir Yarımca'daki kavuçuk ve daha sonra da etilen, polietilen, kloralkali, VCM ve PVC tesislerinde başlamıştır. Kocaeli sanayi tarihi için çok önemli olan bu tesis şu an faal değildir. Türkiye gübre üretiminde ve ithalatında önemli bir role sahip olan İstanbul Gübre Sanayi AŞ ya da kısa adıyla İKSAŞ, 1971 yılında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kamu kuruluşu olarak kurulmuştur. Kocaeli'de sanayiyi belli bir bölgede disipline etmek amacıyla 1980'li yılların sonunda organize sanayi bölgelerinin kurulma çalışmaları başlamıştır. Türk sanayicilerinin örnek aldığı organize sanayi bölgelerinde sunulan hizmetler gelişmiş ülkelerdeki endüstri parkları düzeyindedir. Bu noktada Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluşuna ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. 1985 yılında sanayiyi disipline edebilmek amacıyla GOSP kurulur. Kuruluşunda Türkiye'de hiç uygulanmamış olan yap-sat modeliyle oluşturulan GOSP, her şeyin devletten beklenmemesi ilkesiyle kredi kullanılmadan tamamen katılımcıların finansmanıyla gerçekleştirilmiştir. Bu ilk gelişmelerden sonra OSB'ler açılmaya devam etmiştir. Şu an Kocaeli'de 14 adet organize sanayi bölgesi, 5 adet teknopark ve 2 adet serbest bölge bulunmaktadır. Kocaeli'de ülkemizde sanayinin gelişmesini teşvik eden birçok kurum ve kuruluş faaliyet göstermektedir. Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye'nin en büyük araştırma merkezi TÜBİTAK, MAM, TSE, TÜBİTAK MARTEK, Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı, Gebze Teknik Üniversitesi Teknoparkı, GOSP Teknoparkı ve Bilişim Vadisi gibi ülkemizin marka değerleri de ilimizde bulunmaktadır. Bugün Türkiye'nin gurur tablosunda yer alan en büyük 500 sanayi kuruluşuna baktığımızda, bunlardan 83 tanesinin üretim tesislerinin Kocaeli'de bulunduğunu görürüz. Ulusal ve uluslararası yatırımcıların cazibe merkezi olan, Türkiye'nin imalat sanayinin ve dış ticaret hacminin hatırı sayılır yüzdesini bünyesinde barındıran marka şehir Kocaeli, ülkemizin ikinci büyük sanayi kenti payesini haklı bir gururla elde etmiştir. Kocaeli Sanayi Odası, köklü bir tarihi geçmişe sahip İzmit'in sembolü çınarla yaşıttır. Sanayicilerimizin kurduğu en eski meslek örgütlerimizden biri olan İzmit Ticaret ve Sanayi Odası, 1897 yılında Kocaeli'de kurulup faaliyet göstermeye başlamıştır. Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini hedefleyerek yola çıkan bu kuruluş, yaklaşık bir asır sonra 3 tane daha ticaret ve sanayi odasının doğmasını sağlayacaktır. 1989 yılında kurulan Kocaeli Sanayi Odası, köklü bir tarihin mirasçısı olarak yola çıktığında, ülkemizde sanayi kültürünün yaygınlaşması için çabalamayı görev edinmiştir. İzmit'e hakim olan bir noktada ziyaretçilerini karşılar. Kasr-ı Hümayun. Bu gösterişli yapı aslında bir av köşkü olarak inşa edilmiştir. İlk köşk 4. Murat döneminde ahşap olarak inşa edilir. Ama sonraki yıllarda deprem, yangın gibi afetler neticesinde zarar gören köşk tekrardan yapılmıştır. Son halini Sultan Abdülaziz döneminde alan bu köşk, Osmanlı'nın son dönemlerine şahitlik etmekle kalmamıştır.
Aynı zamanda Cumhuriyet'in ilk kuruluş fikri de bu köşkte dile getirilmiştir. Yarım asrı aşan hayatında Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu Kocaeli İzmit'ten 52 kez geçmiştir. Atatürk'ün 5. kez İzmit'e yolu düştüğünde bu ülkenin kaderi toptan değişmişti. Büyük zaferin kazanılmasından sonra 16 Ocak 1923'te Kocaeli'ye gelen Atatürk, İzmit'teki Kasr-ı Hümayun'da bir basın toplantısı düzenledi. Atatürk'ün 35 gün süren yurt gezisinin ilk parçası olan İzmit basın toplantısı, Cumhuriyet'in ilan edileceğinin ilk müjdesini vermesi açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Büyük Millet Meclisi hükümetinin İstanbul temsilcisi Dr. Adnan Adıvar ve eşi Halide Edip Adıvar aracılığıyla İstanbul kökenli gazetelerin yazarları İzmit'e davet edilmiştir. Basın toplantısına katılan gazeteciler arasında Vakit yazarı Ahmet Emin Yalman, Tevhid-i Efkar başyazarı Velid Ebu Ziya, İleri başyazarı Supi Nuri İleri, İkdam yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Tanin yazarı İsmail Müştak Mayokan, Akşam yazarı Falih Rıfkı Atay ve Yeni Gün başyazarı Yunus Nadi Abaloğlu da vardır. Kasr-ı Hümayun'un alt katındaki büyük salonda saat 21.30'da başlayan ve yaklaşık 6 saat süren toplantıda Atatürk, gazetecilerden aldığı sorulara göre konuşacağı konu başlıklarını belirlemiştir. Toplantıda Misak-ı Milli'ye göre Batı Trakya'nın konumu, Barış ve Lozan Konferansı, hükümet merkezinin neresi olacağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç yapısı ve işleyişi, kadınların milletvekili olup olamayacakları, nüfus ve göç sorunlarıyla Türk dış politikası gibi konuların üzerinde durulmuştur. 2007 yılında restore edilerek ziyarete açılan köşk, bu tarihi günü unutturmamak için yeniden düzenlenmiştir. Köşkte Atatürk'ün Savarona gemisinde kullandığı sehpa ve telefonu, abajuru, deriden yapılmış dinlenme koltuğu, satranç masası gibi eşyaları yer almaktadır. Ayrıca Atatürk'ün ilk basın toplantısının yapıldığı basın mensuplarının isimlerinin bulunduğu temsili toplantı masası da müzede bulunmaktadır.